Herkese merhabalar. Bugün sizlerle İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizin webinar serilerimizden dördüncüsüyle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir akademisyen konuğumuz var. Teknik Üniversitemizin Endüstri Mühendisliği Bölümümüzün Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Alp Üstündağ Hocamız bizlerle birlikte. Alp Hocam hoş geldiniz. Sizi burada görmek merhaba. Sizi burada görmek ne güzel. Alp Hocam'ın hem ulusal hem uluslararası anlamda özellikle yapay zeka ve veri analitiği konusunda, big data konusunda çok ciddi önemli çalışmaları var. Kendisi de bugün zaman ayırdı bizlerle beraber. Yapay zeka ve finans uygulamaları konusunda bizlerle çok değerli görüşlerini paylaşacak. Kendisi aynı zamanda Astara Finance'ın da kurucu ortağı. Hem bize akademik bir bakış açısı hem de endüstriyel bakış açısını da kendi zaten akademik background'ı gereği de çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bizlerle paylaşacaktır. Alp Hocam ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Heyecanla bekliyoruz sizin sunumunuzu. Tekrar hoş geldiniz, ne iyi ettiniz. Söz sizindir hocam. Teşekkürler Berkucuğum. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Pardon. Ben de kısa olarak anlatayım isterseniz. Dediğiniz gibi tanıttınız ama Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde ve aynı zamanda Veri Mühendisliği İşanatı Anabilim Dalı'nda çalışmalar yürütüyoruz. Ve bunun haricinde uygulama tarafında da özellikle Teknokent bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle yapay zekanın finans alanındaki uygulamaları bizim odak alanlarımız arasında yer alıyor. Bugün aslında anlatacağım çalışmalar da hem buradaki şeyi gösterecek ki bizim çalışma odak alanlarımızdan biraz bahsedeceğim. Bir de AI finans alanı dediğimiz zaman neye dokunuyor, nerelere dokunuyor onu biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi şeyi yansıttım sanırım. Evet hocam. Herhalde gözüküyor değil mi? Görüyoruz evet. Tamam. Baktığınız zaman aslında finans deyince finans genel bir kavram. Yani finansal servisler veya hizmetler bağlamı altında hem bankacılık, sigorta ve bunun gibi farklı sektörleri ele alabiliriz. Ama aynı zamanda reel sektör bazındaki finans departmanlarının altındaki finansal hizmetleri ele alabiliriz. Bu iki bağlama altında da aslında finans içinde yapay zekanın kullanım alanı mevcut. Burada aslında onları özetleyen bir tablo verilmiş, yani gösterim verilmiş. Baktığınız zaman kurumsal finans tarafında bakınca alacak yönetimi, nakit akımı gibi temel analitik problemlerin ve karar verme süreçlerinin içinde kullanım yeri bulurken, bankacılık ve finans içinde işte kredi kartı ve borç yine yönetimi, anti-fraud dediğimiz bizim kara para aklama ya da sahtecilik yönetimi, risk yönetimi dediğimiz yine kredi ve bununla bağlantılı bunlar. Ve bankacılık temelindeki özellikle temel iş birimlerinin ürün yönetimi bazındaki temel uygulamalar, süreç otomasyonları, ve satışla ilgili olan taraflar AI'ın aslında kullanım alanını içeren kısım. Ki bunların içinde diğer bir kısım da bizim sermaye piyasaları dediğimiz capital markets bir bölümü. Ki burada da trading veya işte burada stock market predictions gibi tanımlanmış ana başlıklar var. Onu biraz daha açacağım aslında. Konuşmayı ben... Açıkçası öncelikle finansın genel başlığı altında başlayıp sonrasında sermaye piyasalarındaki bankacılık ve finansal hizmetlerdeki sermaye piyasaları tarafına evrilmek istiyorum. Şimdi buradan bankacılığa dönersek aslında yapılan çalışmalar bankacılık ve finans sektöründe yapay zekanın kullanımının ciddi oranda artacağını gösteriyor. Özellikle dijital bankacılık bağlamında baktığımız zaman. Business Insider'ın yaptığı araştırmalar penetrasyonun %75'ten %78'ler seviyesine yükseleceği ve bu da aslında AI kullanımıyla beraber 447 milyar dolarlık bir toplam bir saving, maliyet kazanımı sağlayacağını bize gösteriyor. Ve bankaların da %80'i dünya üzerindeki genel rakamlar yapay zekanın faydalarından yararlanacaklar gibi duruyor.
Tabii bu finans ekosistemi içinde sermaye piyasalarının yeri biraz daha farklı. Sermaye piyasaları içinde özellikle fintech başlıkları, iş modelleri altında değerlendirdiğimizde 5 farklı temadan bahsedebiliyoruz. Bu da yatırımlar boyutunu oluşturuyor ki burada bizim robo danışmanlık dediğimiz robo advisory, endeks ürünler veya trade sonrası dediğimiz regülasyon ya da compliance dediğimiz strateji sonrası ya da trade sonrası işlemler kısmı ayrı bir bölüm. Hatta bunun regularization technologies yani RegTech adı altında ayrı bir başlıkta bir iş modeli altına yerleştiriyorlar. Bununla beraber market infrastructure dedikleri pazarın yani sermaye piyasalarının genel yapısının temel anlamda farklı açılardan ilgilendiği blockchain'in yani dağılık yapıların infrastructure'da platform as a service dediğimiz temel yapıların kurgulandığı iş modelleri ve tabii ki AI ve analitiğin yani bizim makine öğrenmesi, tahminleyici analitikler, büyük veri analitiklerinin özellikle fiyatlama ve yatırımlar konusundaki ana alanları ve alternatif fonlama platformları. Yani aslında bu 5 tema içinde %80'inde AI'ın temel kullanım alanlarını görebiliyorsunuz. Bir de baktığımızda dünya üzerindeki pazar nasıl ayrışıyor diye bakarsak AI'ın fintech içindeki kullanımları kredi skorlama ve direct lending dediğimiz borçlandırma burada büyük çok yatırım alan ve gerçekten ümit vaat eden firmalar mevcut. Avant gibi, işte Float gibi, Zest Finance gibi ya da kişisel finansman dediğimiz asistan dediğimiz kişinin temel finansman yönetimini yürütebildiği temel platformlar. Moneyline gibi. Kalitatif ve varlık yönetimi dediğimiz ya da wealth management dediğimiz kısımda yine Bradford gibi veya True gibi farklı şirketler burada yer almakta. Startuplar özellikle göz önüne alıp çıkmakta. Regulatory tarafında yani RegTech dediğimiz kısım fraud yapıları ya da compliance dediğimiz temel süreçlerin AI ile birleştirildiği şirketler. Insurance tarafı yine, sigortacılık tarafında yine farklı şirketler ve bununla beraber çok daha genel amaca hizmet eden tamamen predictive analytics boyutunda kalıp ama finans odağında çalışmayı yürüten şirketler ve bizim sentiment dediğimiz daha pazar araştırmasına yönelik ve unstructured data dediğimiz yapısal olmayan verinin analizine dayalı bir iş modeli üzerine kurgulanan firmalar var. Aslında bu gösterdiğim yapı CB Insights'ın bu arada çalışması ki bu ana başlıklar bizim fintech yapılanmasında AI'ın hangi başlıklar altında yer aldığını ve ne tür startupların ve şirketlerin de temelinde kurulduğunu bize gösteriyor. Şimdi ben buradan sermaye piyasaları tarafına gelmek istiyorum. Kendi yaptığımız çalışmalar da esasen baktığımızda bu alanda özelleşmiş vaziyette. Biz de sermaye piyasalarında özellikle varlık yönetimi dediğimiz, wealth management dediğimiz, asset management dediğimiz tarafta AI'ın temel karar destek süreçlerine dahil olması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve farklı ürünler geliştiriyoruz. Bunu bir örnek olarak aslında bir akış şeması olarak gösteriyorum. Buradaki akış bize şunu gösteriyor. Yapısal verilerle yapısal olmayan verileri burada yani bizim financial features dediğimiz yapısal verilerle haber, blog veya diğer rapor gibi unstructured dediğimiz yapısal olmayan verilerin sentiment analiz modelleriyle birleşerek ortak bir değişken havuzu içinde değerlendirilmesi ve farklı değişken yönetim süreçlerinden ya da süzgeçlerinden geçtikten sonra altyapıda ensemble learning gibi veya deep learning gibi temel tahminleyici analitiklerle birleşerek temel portföylerin oluşturulmasına gösteren bir akış şeması olarak karşımıza çıkıyor. Bu aslında şema bize konvansiyonel anlamda yürütülen tekniklerden farkını şurada gösteriyor. Birinci fark bir defa eskisi gibi daha dar kapsamlı değişken havuzları içinin dışına çıkan
çok daha zengin bir değişken havuzu içinde hem yapısal verilerin hem de yapısal olmayan verilerin bir arada değerlendirdiği bir dünya var. Ve bu dünya içinden değişkenlerden en önemlilerini ya da modeli en doğru şekilde çalıştıracak ya da doğruluk oranlarını en yüksek seviyeye çıkartacak değişken seçim yöntemlerinin, yine yapay zekaya dayalı, makine öğrenmesine dayalı yöntemlerin kullanıldığı kurgular ve bununla beraber tahminleyici dediğimiz birçok hibrit ya da derin öğrenme yapılarının klasik portföy seçim proseslerine ya da varlık seçim proseslerine dahil olarak varlıkların ve yatırımların yönetimine dayalı bir süreci bize gösteriyor. Bugün baktığımızda dediğim üzere çok finans tarafına baktığımızda varlıklar tabii çok çeşitli. Varlık deyince ne anlıyoruz önce, bunları da bir söyleyeyim. Varlık deyince securities dediğimiz hisse senedini anlayabiliriz. FX dediğimiz finans tarafında bizim kurları, yani doları, TL'yi, euroyu ve bunun benzeri birçok farklı bunu anlayabiliriz. Commodity'yi anlayabiliriz. Commodity dediğimiz zaman bizim bakır, çelik veya işte bizim ham madde dediğimiz, ham madde fiyatları dediğimiz temel alanları anlayabiliriz. Bütün bunlar özelinde, bunun dışında fonlar ve diğer temel varlıklar farklı koşullar altında, farklı değişkenler altında farklı davranışlar göstermekte ve sermaye piyasalarında da özellikle yatırım tarafında çalışan uzmanlar ve firmalarda bu varlıkların temel hareketlerini, fiyat hareketlerini, yön hareketlerini anlamaya ve bir çeşit öngörüler oluşturmaya uğraşmaktadır. Bu slide'da göstermek istediğim aslında sizlerin ve tabii ki bu alanda çalışma yapacakların temel ve teknik analiz bağlamında kullanabileceği farklı değişken başlıklarını bir araya getiren bir yapı. Baktığınızda fiyat ve hacim, teknik indikatörler ya da şirketlerin bilanço ve gelir tablolarında oluşan fundamental rasyolar ya da yine şirketle bağlantılı temel finansmanlar, takas verileri, yani yabancı ve herhangi bir borsa içinde örneğin exchange market'ta yabancıların hareketleri veya diğer yerel lokal yatırımcıların hareketleri, brokerage dediğimiz aracı kurumların veya farklı uzman kuruluşların hedef fiyat değerleri ya da pair stock dediğimiz bir varlığın diğer benzer bir varlıkta olan hareketini ölçümlemek için kullandığımız fiyat ve volüm hareketleri, endeksler, ya burada da çok farklı endeks çeşitleri yine beraberinde değerlendirilebilir. Yine pair dediğimiz, yani birbiriyle ilintili ya da bağlantılı olduğunu düşünün. Yani şöyle düşünün, yani bir bankacılık sektöründe bahsediyorsunuz. Türkiye koşullarında sermaye piyasalarında işlem gören Akbank'ın pair'inin garanti olmasını düşünebilirsiniz. Ekonomik indikatörler yine bu bağlamda değerlendirilen değişkenler. Tabii bu değişkenler farklı frekanslar altında değerlendiriliyor. Bunların bazıları günlük, bazıları saatlik, hatta anlık veriler üretebilirken bazıları belli zaman aralıklarında aylık ya da çeyreklik, quarter dediğimiz ya da monthly dediğimiz farklı periyotlarda veri üretebilmektedir. O yüzden bütün olarak bu değişkenleri o farklı periyotlar altında değerlendirip saatlik, günlük, haftalık ve aylık öngörü periyotları içinde modellemeleri beraberinde oluşturmak gerekiyor. Bu çalışma bu başlıklar altında aslında bu değişkenleri sayısallaştırıp modeller içine dahil etmeye kalkıştığımızda aslında 800-900 bin varlığın çeşidine göre değişebilir. Çok sayıda değişken türüyle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bu değişken türlerinin fazla sayıdaki değişken türünün de doğru modellerin oluşmasında kullanabilmemiz için de o zaman da doğru değişken seçim yöntemlerini de beraberinde kullanmamız gerekir. Bir de son dönemde tam diğer süreçleri anlatmadan önce alternatif data kaynağından da daha sonra başlığından da biraz bahsetmek istiyorum. Bu dediğim aslında bahsettiğim o ana başlıklar bizim konvansiyonel anlamda finansal modelleri oluştururken ya da belli öngörüler
hazırlarken kullandığımız sayısal değişkenler. Bir de bunların bugün ek olarak alternatif veri olarak tanımladığımız, demin de bahsettiğim sentiment analizinin içinde de kullanılan işte sosyal medya, haber, rapor, web verisi gibi verilerin yanı sıra çeşitli sensör verileri, ki bunlar satellite, yani şeyden toplanan, uydudan toplanan veriler, sensör verileri, geolokasyon verileri veya diğer şirketlerin transaction dataları gibi farklı dışsal verilerin de artık bu modellere girerek öngörü, finansal öngörülerin oluşturulmasına destek sağlıyor. Şimdi şey diyebilirsiniz, hani satellite verisi veya geolokasyon verileri nerelerde görebilir ya da transaction datasının buradaki tam anlamı ne olabilir gibi bir soru da olabilir. Şunu şöyle görebilirsiniz, yani ilginç ve farklı yaklaşım altında sadece örneğin çelik fiyatlarını tahminlemek için kullanılan ana değişken gruplarından biri dünya üzerindeki ham madde depolarındaki temel hareketliliği öngörmektir. İşte bu hareketliliği aslında satellite'ler üzerinden o depolardaki, açık sahalardaki temel hareketleri buradaki ana varlık grubunun ne kadar işlem gördüğüyle ilgili bağlantılandırılarak o verilerin de temel modeller içine giriş sağlaması, girdi olarak kullanılması bugün üzerinde çalışılan konular arasında söylenebilir. Ya da örneğin eğer uçak ve havayolu şirketiyle ilgili bir öngörü yapıyorsanız, yani onun o şirketin finansal fiyat verileriyle ilgili belli öngörüleriniz varsa, belli sermaye piyasalarında işlem gören, onun koltuk doluluk oranlarından veya yolcu sayılarına kadar giden tamamen işleme ve transaction'a dayalı, yani iş süreçlerine dayalı verilerin de temel olarak kullanılması söz konusu oluyor. Yine sosyal medya dediğimiz ilgili şirketin sosyal medyadaki algıları ya da haber veya raporlar içindeki temel bahsedilen özellikleri yine bir sayısal faktöre ya da sentiment skoruna dönüştürerek demin bahsettiğim o 7-8 başlık içindeki temel varlık değişkenleriyle beraber değerlendirilmeye alınabiliyor. Bunlar aslında benim bahsetmek istediğim veri grupları ve bu farklı veri değişkenleri diyebiliriz. Biz peki neler yaptık? Yani biz bu çalışmalarla ilgili özellikle wealth management dediğimiz ya da asset management dediğimiz varlık yönetimi tarafında bahsedeceğim yöntemleri belli ürünlere ya da karar destek sistemlerine nasıl dönüştürdük, biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Asere Finance'in aslında kuruluşu da bizim ofisler de aslında oradan doğdu. Bu özellikle yatırım fon yönetimi veya yatırım şirketlerinin temel iş alanı içinde yer alan süreçlerde bir takım karar verme araçlarının yapay zekaya dayalı olarak oluşturulabilmesi için ürünleşme ihtiyacıyla aslında çıktı. Biz ana ürünümüzde projeyi oluştururken tabii 5-6 farklı başlık oluşturduk burada. Temel portföy yönetimi, fon yönetimi, NI arbitrage dediğimiz bir kısım, finansal türevler dediğimiz derivatives analytics buldu. Bunun yanında yine ilgili olarak varlıkların temel fiyat hareketlerini göz önüne aldığımız bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların kullanıcıları çok farklı alanlar üzerinden gelebiliyor. Benim söylediğim gibi aracı kurumlar, yatırım kuruluşları, bankalar, fonlar, hedge fundlar ya da sistem kurumlarıyla konuşuyor tarafında yer alanlar da yine buradaki temel ürünlerin oluşmasında ya da temel bazlı ürünün kullanımında oluşturabiliyor. Temel fonksiyonlara baktığımızda esasen amaçlar tanımlanmış. AI destekli olarak portföylerin optimize edilebilmesi ve buna bağlı yine AI temelli algo trading stratejilerin oluşturulabilmesi. Yine buna bağlı farklı varlık ve varlık grupları içinde optimum stratejilerin kullanılabilmesi ve temel olarak veri varlık analizlerinin gerçekleşebilmesi. Örneğin basit bir örnek göstereyim, biraz daha somutlaşsın.
Yani bizim AI ve buna bağlı yapılarda temel olarak modellemeyi nasıl yaptığımızla ilgili olarak örneğin bir portföy oluşturacaksınız. Bu bir fon yönetim şirketi olabilir ya da bir kişisel kullanıcı olabilir. Ve burada belli bir şeyiniz var. Elinizde bir sonuç miktarı var. 100 bin olabilir, 1 milyon TL veya dolar varlıklar üzerinde olabilirsiniz. Elinize farklı optimizasyon amaçları oluşturuyorsunuz. Bu bir risk minimizasyonu olabilir veya gelir optimizasyonu olabilir. Veya getiri bölü risk dediğimiz bizim Sharpe ratio olarak finansal bir optimizasyon olabilir. Buna bağlı temel optimizasyonun amacını belirleyerek geçmiş tarihlerden belli bir dönemi alıyorsunuz. Ve bu geçmiş tarihlerden alınan döneme göre bir öngörü oluşturuyorsunuz. Yani bu öngörü size bir getiri öngörüsü veriyor ve bununla beraber de bir risk öngörüsünü de beraberinde getiriyor. Ve bununla beraber demin bahsettiğim farklı optimizasyon amaçlarını da işin içinde kullanarak risk minimizasyonu, risk eşitlikleri veya getiri maksimizasyonu gibi elinizdeki farklı varlık gruplarını ki burada görüyorsunuz diyelim ki securities senetleri işte altın veya dolar gibi farklı varlık gruplarının içindeki portföy dağılımlarını tanımlayabiliyorsunuz. Bu bir fon yönetim şirketi için tabii tanımlandığı için SPK'nın limitlerini de ki sermaye piyasası kurulu demek sermaye piyasaları içindeki tüm alıcı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin regülatif olarak fonları nasıl yönetileceği veya alt limitlerini tanımladığı kurum olarak tanımlanabilir ki bunu da siz temel fonun oluşmasında bir alt kısıt olarak oluşturmanız gerekebilir. AI bunun tabii neresinde derseniz, AI bunun aslında temel varlıkların belli dönem bazında, bu aylık olabilir, haftalık olabilir veya 3 aylık olabilir, bir öngörü, getiri öngörüsünün beraberinde verilmesi ve aynı zamanda bir risk öngörüsüyle beraber tanımlanması. Ve bunun daha sonra klasik olarak riskin dağıtılabilmesi amacıyla portföy içindeki farklı alokasyon oranlarının burada belirlenebilmesi. Ve bunu sadece tekil bir şey içinde düşünmemek lazım. Zaman içindeki değişkenlikleri ve dinamikliği de kontrol altında tutmak için farklı zaman dilimlerini kendi içinde değerlendirmek gerekebilir. Yani bu bizim rolling dediğimiz dinamik olarak portföy yönetmemizi sağlayan belli dönem aralıklarını zamansal bazda buraya bakarsınız örneğin 3 ayda bir yeniden geçmişteki fiyat hareketlerini değerlendirerek ona göre belli öngörüler oluşturmak ve o öngörülerden daha sonra portföyleri oluşturarak daha dinamik bir şekilde belli zaman aralıkları bağlamında portföyü oluşturduğunuz bir yapıyı da aynı şekilde öngörebiliyorsunuz. Burada örneğin mavi ile gösterilen alan bizim temel yapıların hareketini esas aldığımız ve öngörüyü oluşturduğumuz, geçmişi değerlendirdiğimiz kısım. Kırmızı da bizim kararı verdiğimiz ve elimizde o varlık gruplarıyla beraber o portföyü elimizde tuttuğumuz kısım olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber burada güncel varlık dağılımlarının farklı portföy şeyi içinde performanslarını yine eş zamanlı görebiliyoruz. Eş zamanlı yine portföy büyümeleri, drawdown dediğimiz en fazla ne kadar zarar etmiş, yani ne kadar geri çekilmiş deki portföy, bunların analiz edildiği ve yine öngörüsel beklentilerin tanımlandığı bir kısmı görebiliyoruz. Burada da farklı varlık gruplarının getiri ve risk oranlarının birbiriyle ilişkisinin gösterildiği bir kurguyu ve portföyünüzün toplam getiri ve risk derecesinin nereye geldiğini anlatan bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. Portföy analitiği ya da fon yönetimi benim aslında anlatmak istediğim konulardan bir tanesi. Bir de daha aslında popüler olan ve son dönemde dünya üzerinde de yüksek oranda trendlerin oluşturduğu bir kısım algoritmik trade ama yapay zeka temelli algoritmik trade kısmı var. Temelde algoritmik trade dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Daha çok tekil varlıklar üzerinde bir takım fiyat hareketlerinin yönünü öngörerek onunla ilgili belli alım satım kararlarının verilmesini sağlayan kurallar bütünü olarak tanımlayabiliriz.
Algoritmik trade dediğiniz zaman bilgisayarlara tanımladığınız temel kurallar, kurallardan kasıt şu olabilir, işte 10 günlük ortalama, işte 5 günlük ortalamanın üzerine çıktığı zaman al veya tam tersi altına düştüğü zaman sat gibi farklı farklı kuralları insan düşüncesi ve deneyimine dayalı olarak oluşturduğu farklı kuralların bilgisayarlara yazılım şeklinde veya kurallar bütünüyle tanımlanmasından ibaret ve tamamen insanın kuralı bir defa tanımladıktan sonra geri çekildiği ve bunu bilgisayarlara alım satım işlemlerini yaptırdığı kısım. AI tabanlı algo trade dediğimiz zaman işin içeriği biraz değişiyor. AI tabanlı algo trade'de artık kurallar tamamen AI algoritmalarına bırakılmış. Sadece belli değişken gruplarıyla yönlendirilerek bu değişken gruplarının hareketi üzerinden modellerin kendi şeyini, yönünü, kendi değişkenleriyle kendi yönünü belirlediği ve tanımladığı bir alan olarak tanımlanabilir. Bizim de burada AI algo trade dediğimiz, özellikle biz TOTUR için gerçeklediğimiz belli aracı kurumlar üzerinde yine birlikte yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, burada biz TOTUR'un belli zaman aralıkları, bunlar bir gün önceki kapanıştan bir sonraki gün kapanışa ya da bir o günün açılışından o gün aynı günün kapanışına ya da bir hafta önceki açılıştan bir hafta sonraki kapanışa veya tam tersi daha kısa frekansta o belli bir saatlik açılıştan bir saat sonraki kapanışa giden yönün tahmin edilmesine yönelik olarak kurgulanan yapılar. Burada baktığınız zaman farklı farklı modeller içerideki yapay zeka temelli kurgu ile oluşturuluyor. Burada tabii şimdi tek de onları okuyanlar açısından baktığınız zaman şimdi çok da teknik tarafıyla onları da boğmamak için daha çok numaralar şeklinde tanımlanan ama bunların içine baktığınızda belli feature selection yöntemleri, belli tahminleyiciler, deep learning veya işte ensemble learning yöntemlerinin tanımlanmış olduğu ve bunların belli parametrelerle içeride bütününün oluşturulduğu modeller grubu olarak karşımıza çıkıyor ve bu modeller grubunun belli zaman periyotları içinde al doğruluk oranları veya sat doğruluk oranları içinde ki performanslarını görebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Aslında burada numarayla gördüğünüz her bir model, Akbank 228, Akbank 267 veya 234 model aslında bir uzman. Bir uzman düşünün ki içinde atıyorum bir tanesi 50 farklı değişkenli, diğeri 30 farklı değişkenli belli öngörüler oluşturarak rolling bir mantıkta zaman içindeki yön tahminlerini sürekli olarak üretiyorlar. Ve yatırımcıya da bununla ilgili bir öngörü oluşturuyor. Yatırımcı burada bir veya birden çok uzmanın sözünü dinleyebilir. Onların ortalamasını alabilir. Veya bu modellerden belli stratejiler de oluşturabilir. Sonuçta sizin için önemli olan bu modellerin daha önceki performanslarının, yani daha önceki bizim backtesting dediğimiz geçmiş tarih üzerinde izlediğiniz performanslarının ne kadar başarılı olduğuyla doğru orantılı. Baktığınız zaman buradaki grafiklere bunların hangi dönemler bazında daha iyi performa ettiğini ya da hangilerinin belli zaman aralıklarında öne çıktığını, şu da olabiliyor. Tabii finans çok dinamik bir sermaye piyasası, çok dinamik bir piyasa ve o dinamizm içinde farklı değişken grupları belli içinde ağırlıklarını arttırıp azaltabiliyor ve bu arttırıp azaltma durumları içinde belli modeller ön plana çıkabiliyor. Bizim için ama önemli olan şudur, hani model karşılaştırma ekranı. Ki burada bizim geçiri ve accuracy dediğimiz yani doğruluk oranı şudur. Yani ne kadar al doğruluğu yani düşme ne kadar yukarı gittiğini doğru bir şekilde görmüş. Bunun günlük getirilerle ne kadar doğru bir şekilde ilişkilendirildiğini gösteren ve hangi modellerin bizim üst kısımda dediğimiz şu kısımda doğru bir şekilde oluşturabildiğini anlamak ve buna göre doğru uzmanları seçmek anlamında karşımıza çıkıyor. Strateji dediğimiz kısım da bizim dinamik model dediğimiz model switching ya da modellerin yer değiştirdiği ya da davranışların yani finansal piyasalardaki farklı davranışlara göre farklı modellerin yer değiştirdiği bir kurgu olarak karşımıza çıkıyor. Burada şöyle kurallar da koyulabilir şey açısından. Yani belli bir dönem içinde hareket ediyorsunuz. Bir ay içinde, iki ay, üç ay dönemlerde. Ve istiyorsunuz ki modelinizin ya da uzmanınızın
Al ve sat doğruluk oranları her zaman %60'ın üzerinde olsun. En azından son 30 günlük. Yani bana öyle iki uzman dedim ki bunun 30 günlük al sat doğrulukları %60'ın üzerinde olsun. Getiriyi de maksimize etsin. Buna göre ne oluyor? Belli modellerin önüne çıktığı zaman bunlar arasında belli switching dediğimiz yer değiştirmeler gerçekleşebiliyor. Bu da bizim dinamik model yapısını tanımladığımız kısım. Bu tarz yapılar içinde tabii şeyleri de incelemek ve analiz etmek mümkün. Tabii makine öğrenmesi, Bayezid'in altındaki temel konu, makine öğrenmesinin en büyük finans piyasasına getirdiği en büyük fayda diyeyim. Bu özellikle hiyerarşik ya da non-linear değişken ilişkilerini en doğru şekilde modellere aktarılabilmesi. Yani konvansiyonel tarafta klasik ekonometrik modeller açısından baktığınız zaman aslında bir doğrusallık yaklaşımı ya da varsayımı altındaki temel modelleme yaklaşımı burada yerini tamamen non-linear, doğrusal olmayan bir yaklaşım altında değerlendirmeye bırakıyor. Ve çok zengin bir değişken havuzu içinde farklı önem derecelerinin nasıl değiştiğini, zamana bağlı olarak değişkenlerin nasıl değiştiğini burada görebiliyorsunuz. Yani burada örneğin gösterdiğim grafikte baktığınızda en iyi 10 modelin kullandığı en iyi 10 değişkenini görebiliyorsunuz. Belli bir zaman tarihi aralığında baktığınızda o fiyatı şu an hangi varlık bilmiyorum şu an Akbank herhalde. Örneğin doların volatilitesi işte ve onun pair dediğimiz varlık grubu olan yapı kredinin piyasa değeri veya defter değeri son 4 günlük ortalaması 2 yıllık faiz veya işte yine KOSPI dediğimiz Emerging Market Endekslerinin ya da fiyat bölü karlılık oranları gibi temel verilerin bu modellerin özellikle belli bir dönem içinde daha önemli olduğu ve accuracy oranlarının yani doğruluk oranlarının daha iyi çalıştığını beraberinde gösterebiliyor. Şunu da kullanabiliyorsunuz bu yapı içinde. Elbette ki burada artık kurallar algoritmalar tarafından özellikle makine öğrenmesi algoritmaları tarafından oluşturulup yine feature dediğimiz bu değişken grupları onlar tarafından seçilebiliyor. Ama bunlarla beraber insan fikri ve düşüncesini ya da deneyimini de buraya dahil etmek istediğinizde orada herhangi bir uzman, örneğin burada 257 numaralı uzman bakabilirsiniz Akbank'ın. 257 numaralı uzmanın kullandığı değişken grubunun belli zaman aralıkları içinde 10 tane örnek verilmiş burada demin bahsettiğim. Buna bağlı olarak şunu da diyebilirsiniz. İşte bununla beraber şu değişkenle bu değişkeni yani şu volatilite değişkeniyle volüm değişkenini de ekleyerek bu modelin daha iyi bir tahminleyici haline gelebileceğini düşünüyorum diyerek bu modellere bir insan müdahalesiyle de yani insan görüşüyle de birleştirerek farklı bir boyut haline getirebilirsiniz. Ya benim aslında bugün çok da fazla hani geniş anlatmak istemiyorum. Sermaye piyasaları içinde özellikle temel olarak makine öğrenmesi ya da yapay zeka ve makine öğrenmesi ana başlıklarının nasıl kullanıma dahil olduğu ve bu kullanımlar içinde nasıl bir fayda sağlayacağı ile ilgili belli bir takım öngörüleri anlatmaya çalışmak oldu. Kısaca aslında anlatacaklarım bunlar. Ama buna ek olarak sizlerin de soracağı şeyler varsa, yine üzerinde tartışabileceğimiz konular varsa yine konuşabiliriz. Hocam çok güzeldi vallahi hemen ben böyle bütün ders dinler gibi dinledim. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Hocam bir takım sorular geldi. Onları size okuyacağım şimdi YouTube üzerinden. Evet. Ben sadece hani meraktan bu kısımla ilgili bir fikrinizi sormak isterim. Sanırım burada gerçek zamanlı veri işleme çok önemli bir hale geliyor değil mi? Çünkü bir sürü evet. Zaman dilimlerinden bahsettiniz Alp Hocam. Evet, bu konuda özellikle... Yani buradaki herhalde gerçek zamanlı olmayan bir işlenme de yapılıyor mu yoksa genelde hep böyle? Yok, bunlar hep gerçek zamanlı. Özellikle şeyi kısalttığınız zaman öngörü periyodunu kısaltmak demek bizim hatta saatlik, dakikalık yani hatta high frequency trading dediğimiz HFT diye geçer. Bu alana doğru, kısa vadeye doğru gittiğiniz zaman işlem sürelerinin de çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği ortaya çıkıyor. O yüzden bunları yine konvansiyonel donanım altyapılarıyla ya da yöntemlerle yapmak da aslında zorlaşmaya başlıyor. Yani bu tarz yapıların tabii kullanabilmesi için paralelleştirilmiş ya da büyük verinin işlendiği ana
infrastructure yani yapılar üzerinde bunların kurgulanması gerekir. Örneğin bizim platformun biz şu ana kadar tabii saatliğe kadar gittik. Özellikle yay temelli saatliğe. Bunu daha dediğim gibi anlık şeylere de indirebilirsiniz. Daha alt basamaklara da indirebilirsiniz. Orada da iyi baktığımızda tabii bu işlem sürelerinin azaltılabilmesi için büyük bir donanım kapasitesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama kısa süreli aralıklarla belli zamanlarda bu belli makinelerin devreye alınıp, modellerin çalıştırılıp, tekrar kapatılıp belli sonuçların üretildiği bir yapıyı aslında burada hayal edebilirsiniz. Böyle bir kurgu var işin içinde. Anladım hocam. Yani hem donanımsal olarak da hızlı bir altyapı gerekiyor evet. Anladığım kadarıyla. Hem de yazılımsal kesinlikle. Olarak da o anki öngördüğünüz algoritmanın da mümkün mertebe hızlı bir şekilde ona adapte yani. Edilmesi gerekiyor. Yani konvansiyonel bir supervised'le, unsupervised'le kullanma değil, bunu adapte edilmesi gerekiyor. Yani kesinlikle. Evet. Yoksa zamansal şeyi sağlayamazsınız. Çünkü zamanla bağlantılı finansal piyasalar evet. Öngörüyü de ona göre oluşturmamız lazım. Hele ki ben bu kadar büyük, çok sayıda değişkeni eş zamanlı işleyeceğim ve ona göre bir öngörü oluşturacağım diyorsanız burada bu paralelleştirme ve teknolojilerin önemi artıyor. Evet. Sanırım feature engineering de çok önemli hocam. Çok fazla veri tipi var. Yani verilerin kesinlikle. Hem sayısı hem tipi değişik sanırım değil mi hocam? Bu da çok kritik evet. Bir şey. Yani evet, işi biraz daha zorlaştırıyor sizin işinizi burada. Sadece çok fazla veri yok. Bir de verilerin tipli şeyleri de farklı. Yani tipleri de farklı. Bu oradaki korelasyon falan bu konudaki evet yani bayağı bir değişik feature engineering yani yöntemleri. Kesinlikle gerekiyor. Yani o kadar önemli ki örneğin bu piyasada olanlar bilir. Yani dünyada belli başlı veri sağlayıcılar vardır. Reuters gibi, Bloomberg gibi veya işte farklı API bazında veri sağlayanlar. Bunlar tabii çok sayıda rapor, text ve diğer temel farklı structure'da yapıda verileri de beraberinde türetirler. Onlar da hatta bunları bir nasıl söyleyeyim modellere dahil edebilecek bir formatta sentiment skorları kendileri üreterek bir katma değerli servis olarak sunduğu bir düzleme geldik. Bugün baktığınızda bu şirketlerin kendi içinde çok büyük AI yatırımları olduğu tabii işte NLP bunun ve işte text mining gibi temel teknik ve yöntemlerin dahil edildiği ve orada belli sentiment skorlarının kullanıldığı. Çünkü o duyarlılık çok fazla varlık değerlerinin fiyatlarının hareketlerinde. Ve bunun temel modelleri, bizim fundamental dediğimiz veya teknik analiz dediğimiz temel modelleri bir girdi olarak alınmasını sağlayan servisleri bugün bize sağladığını görüyoruz. Yani dünyanın gittiği taraf burası. Evet, ve veri çok fazla, sayısı çok fazla. Dediğiniz gibi türü farklı. Akan bir veri var. Anlık işleme kapasitesi gerektiriyor. O yüzden bugün baktığınızda yatırım dünyasına da, portföy dünyasına da baktığınızda konvansiyonel yöntemlerle, doğrusal bakış açıları içinde kurgulanan modelleme mantıklarıyla yürümek ve tamamen insana dayalı kural tabanlı bir yapı içinde hareket etmek bundan sonrası için zaman içinde de değişerek çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Yani bu yöntemler kaçınılmaz bir şekilde teknikler ve altyapılar geleceğin finans dünyasında yerini bulacak. Evet, değişiklik çok şart gözüküyor hocam. Çok yapacak iş var hakikaten. Hocam birkaç sorularımız geliyor. Onlardan evet. Size paylaşmak isterim. Sizin değerli fikirleriniz çok önemli. Emrah Bey sormuş, merhaba demiş. Portföyde kripto parada yönelik bir seçenek göremedim. Yok mu? Evet, yoksa evet. Bunun teknik bir sebebi mi var hocam? Bunun teknik bir sebebi yok. İlk baştaki ilgi alanı tamamen başlangıç noktamız ve birlikte çalıştığımız aracı kurum ve fon yönetim şirketleriyle bağlantılı. Onların temel ihtiyaçları daha klasik varlık grupları üzerinden hareket ettiği için ve biz direkt konsüm tüketiciye bazlı çalışmayıp doğrudan kuruma yönelik çalışma yaptığımız için ihtiyaç o taraftan geldiği için oraya yönlendik. Yoksa aynı teknik yöntemlerin ama farklı bir işgen gruplarıyla. Çünkü kripto ve blockchain dediğimiz ana yapı içinde tabii fiyatı etkileyen başka değişken gruplarında tanımlanması suretiyle aynı modellerin o tarafa da entegre edilmesi mümkün. Sonuçta baktığınızda bir altyapı var burada ve o altyapının farklı varlık gruplarına ama o ilgili domain bilgisiyle beraber bunu unutmamak lazım. Her domain kendi içinde ayrışıyor. Biz hani nasıl biz nasıl kendi içinde finans, pazarlama ve
işte tedarik zinciri gibi farklı başlıklar altında dayandırıyorsak, finansın içindeki varlık grupları da kendi içinde bir domain. Yani bir bakırın, çeliğin ya da herhangi bir kripto paranın fiyat hareketini etkileyecek ya da değiştirecek değişkenleri doğru bir şekilde tanımlayabilecek insan deneyimine de ihtiyaç var. Bunu da orada matematiksel yani model olmuyor değil mi hocam? Orada insan deneyimi lazım. Orada insan deneyimi gerekiyor. Çünkü orada işi bilen onlar. Yani ne olursa evet olsun. Yani çünkü şey gibi değil. Temel bir mühendislik problemi gibi değil. Şey çok geniş yani. Finansa baktığınız zaman sosyolojik, ekonomik, psikolojik birçok faktörden etkilenen bir yapı var. Ve siz orada bir yerde sınırı kapatmak durumundasınız ya da oluşturmak durumundasınız. İşte o sınırları tanımlarken, yani benim sınırım nereden başlıyor, nereye bitiyor tanımlarken bir domaine ihtiyacınız, bilgisi ihtiyacınız var. İşte o domain bilgisi de o domaini daha önce hareket etmiş, daha önce orada var olmuş, yani metalse metal fiyatlamasını bilen ya da metal sektöründe alım satım yapmış insanların kurgulayabileceği, desteğiyle kurgulanacak bir yapı. Elbette onlar teknik altyapı modellerine hakim değiller ama en azından o boundary'lerin yani sınırların nasıl tanımlanması gerektiğini onlar bize verir. Biz de onun üzerine modelleri kurgularız. Öyle bakmak lazım. O yüzden kriptonun da kendi içinde ayrı bir domaini var. Yani hani bu altak çalıştır mantık işleyen bir kurgu değil. Yani o domain önemini de orada vurgulamış olayım bu soruyla beraber. Evet, zaten bence hocam yani yapay zekanın bu finansa uygulanmasındaki bence zor kısım, çok zor kısımlardan biri de bu diye düşünüyorum. Çünkü bu domain bilgisi hakikaten çok kritik. Burada çok değişik şeyler gerekebiliyor. Hocam başka bir sorumuz var Aslı Aydın'dan. Öngörülerin gerçekleşme oranı nedir? Yani ortalama yüzde kaç başarı var ve hangi metreye göre gibi bir soru sormuş. Ya burada dile accuracy oranları kullanıyorsunuz. Diyelim ki bir yön tahmini yapıyorsunuz. Bu yön tahmininde bizim temel baktığımız bir modelin doğru iyi çalışıp çalışmadığı ile ilgili olarak ya da istenen sonuçları verip vermemesiyle gidiyoruz. İşte toplam doğruluk oranı dediğimiz kısım en az %65'in üzerinde olmalı. İşte alsat doğruluk oranları yine %55 ya da 60'ların üzerinde olmalı. Bu oranlar belki düşük gelebilir ama temel varlık fiyatlaması için aslında çok önemli rakamlar. Çünkü çok şey bir piyasa, lift bir piyasa ama bunun üstüne çıktığı zaman belli getirileri hedefliyorsunuz kendinize. Şöyle düşünün, klasik fonların konvansiyonel yöntemlerle yönetiliyor, konvansiyonel yöntemleri kullanan fonların dünya üzerindeki yıllık beklentileri işte 20 veya 40 aralığında işte dolar bazında. 20-40 aralığında değişebilir. Siz de şunu hedefliyorsunuz kendinize. Bu konvansiyonel yöntemlerin dışındaki ben bu yöntemleri kullandığımda bunların belli bir şey üzerinde, baz üzerinde işte yıllık %30 veya bunu aylık hedefleyebilirsiniz veya günlük hedefleyebilirsiniz. Hedefleri elde etmeye yönelik çalışmanız oluyor. Bizim buradaki dediğimiz temel göstergeler bir tabii ki modellerin doğruluk oranları. Bu iki yönde de olması lazım tabii ki. Alsat doğruluk oranları ve toplam doğruluk oranları gibi. Ve bununla beraber de tabii ki toplam getiri oranları beraberinde geliyor. Bu getiri oranları da sizin hangi periyoda odaklandığınızla bağlantılı olarak değişkenlik gösterir. Ama konvansiyonelde dediğim gibi baktığınızda bu konuda çalışan dünya üzerindeki fonlar. Ha bu arada dünya üzerinde AI temelli fonlar yok mu? Evet var. Bugün hatta birçok farklı büyük fon şirketi bugün makine öğrenmesine dayalı fon yönetimlerini devreye almış durumda. Özellikle Türkiye bu konuda daha işin başında. Ve oradaki hedeflerde baktığınızda yıllık 30-40 gibi temel rakamları beraberinde getiren oranlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu kaldıraçsız hareketlerden bahsediyoruz. Kaldıraçlarla beraber çok daha farklı noktalara ulaşabilirsiniz. Finansal kaldıraç, leverage. Evet. Hocam aslında bu öngörülerle ilgili devamı nitelikte bir sorumuz daha var. Cumali Kızıl'dan. Bunların bu oranlar önceden bilinebiliyor mu? Zaten ona da cevapladınız gerçi de buna benzer. Yani deminki sorunun cevabınızla da bu. Burada şey önemli. Evet şöyle önemli. Backtesting dediğimiz bir kavram var. Tabii backtesting'i de biz backtesting bu arada çok dikkatle yapılması gereken ve üzerinde önemli çalışılması gereken bir konu. Özellikle makine öğrenmesi algoritmalarıyla beraber çalıştığınız zaman çok fazla overfitting tehlikesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Bunları da kurtarabilmek ya da bunların dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek için
farklı farklı yöntemler kullanıyorsunuz. Zamana bağlı olarak sequential anlamda değerlendirdiğinizde şeyleri, yeni zaman dilimlerini, out of sample gibi farklı şeylerle parçalara bölerek cross-validasyon yapmak zaman serisi mantığıyla ilk imkanı değil ama en azından zamana bağlı ilerleyen, zaman serisi bazında ilerleyen yapı içinde örneklem içi ve dışıdaki performansları göz önüne alarak ve belli zaman dilimlerindeki performansları izleyerek kendinizden emin olarak, yani makine modelin doğru çalıştığından emin olarak hareket etmek ve buna göre bu modelin accuracy'sini sonraki dönemde elde edebileceğinizde karar vermek burada önem arz ediyor. Bu açıdan ciddi anlamda bu overfitting tehlikesi ve backtesting kurgusuna önem vermiş durumdayız. Çünkü orada ciddi anlamda tuzağa düşme imkanımız var. Çünkü backtesting zaman zaman eğer doğru analiz edilmezse yanıltıcı sonuçlara sebebiyet verir. O da sizi yanlış modellerle hareket ettirme kurgusuna götürebilir. Evet, evet hocam. Hocam Emrah Bey'den bir soru daha var. Demiş ki faktörlerden birisi de sosyal medya yorumlarıydı yanlış görmediysem demiş. Sosyal evet. medya verilerini ve yorumlarını nasıl takip ediyorsunuz diye sorar. Yani bunlar ya orada da yine domainler önemli. Örneğin evet. Commodity için örnek vereyim. Burada şeyle beraber belki bir Forex diye bir şirket var. Forex Türkiye'deki veri sağlayıcılarından biridir. Onlarla birlikte metal fiyatlamasına yönelik bir proje yürütüyoruz. Metal fiyat hareketlerine ve sentiment analiz modülümüz var yeni hazırladığımız. Orada ilgili domaini hazırlıyoruz öncelikle. Yani orada doğrudan metal piyasasına yönelik bir takım görüşleri tanımlayan uzmanlar var. Bu uzmanlar o sektörde olanlar bunları biliyor. Yani bunlar piyasaya yön veren insanlar ve bunlar tipik standart Twitter gibi veya farklı sosyal medya araçlarını kullanarak orada bir takım yorumlarda bulunabiliyorlar. Yani biz temel haberlerin ve raporların yanı sıra bir de bu tarz şeylerin Twitter gibi farklı sosyal medya araçları içinde oluşabilen uzman görüşlerinin veya dediğim gibi bu ille bir insan kişiye bağlı olmayabilir, bir grup farklı bir şirket de olabilir. Buradaki temel yapısal olmayan verilerin de belli sentiment skorları içinde bütünleşik olarak modellere dahil edilmesini sağlıyoruz. Bu bizim için bir değişken söyleyebilirim. Yani şöyle düşünmek lazım. Sentiment score evet kısa vade için belli bir anlam içerir ama vade uzayınca, bizim time horizon dediğimiz zaman periyodu uzayınca artık o sadece belli bir ağırlıktaki değişkenlerden bir tanesi olarak şeye modele dahil olur. Çünkü baktığınız zaman vakiti şey yapan, etkileyen çok fazla farklı faktör var. Ama o da dahil olarak toplam modelin doğruluğunu arttırma yönünde bir şey sağlar, katkı sağlar. Bu hocam sosyal medya gibi yani diğer verileri en azından sizin sektörünüzde finans tarafında yani hani robotlarla besleme gibi bir şey yok değil mi? Hani siz bunları kendiniz dediğiniz bu domain uzmanları tarafından kişiler size analizleri kendileri yapıp insanlar bunları veriyorlar. Hani yazıyorlar. Çünkü bazı şeyler var. Yani bir şirketle ilgili bir haber çıkabilir ve o haber işte sanayi piyasası tarafından duyurulabilir. Şirketin kendisi bunu şeye düşürebilir veya uzmanların o şirketle ilgili ya da şirketin şeyle ilgili belli görüşleri olabilir. Ya bunların hangilerinin ne şekilde modele dahil edileceği kısmı başta domain bilgisi bağlamında tanımlanıyor. Yani orada da aslında sınırları tanımlayan bir uzman var. Yani okay. Diyor ki bize işte Dow Jones'un şuradaki set şeyini, işte Reuters'in şu industry altındaki haberlerini artı şu A, B, C, D uzmanının Twitter'daki şeylerini toplu olarak şeye besle, sisteme besle. Ve sentiment skorlarını bütünleşik olarak bu yapıdan. Bunu neyin içine dahil edileceğini yine bize şey belirliyor. Domain bilgisine sahip uzmanlar belirliyor. Evet. Yapay zeka burada biraz da onlara da ilk başta yardımcı olarak da başlıyor. Aynen. Yine, evet biraz zaten, evet yardımcı bir kısımda kullanılıyor o zaman ki bu zaten hepimizin de beklediği bir şey. Aynen.
Hocam evet, bir sorumuz daha var. Merhaba hocam, Batuhan Duyular sormuş. Merhaba hocam demiş. Bazı veriler haftalık ya da daha uzun periyotlarda elde ediliyor. Bunların aynı anda kullanıldığı bir model mümkün mü? Yoksa haftalık model, aylık model gibi farklılıklar mı var? Biz o frekansları elbette ki aynı model içinde kullanılabiliyor. Sonuçta önemli olan o şeyin açıklanma zamanı. Yani verinin açıklanma zamanı. Elbette ki demin söylediğim gibi çeyreklik dönemlerde, aylık dönemlerde yayınlanan belli veriler var. En basit bilineni herkesin de günlük hayatı takip ettiği ekonomik veriler içinde işte TÜFE, ÜFE vesaire gibi. Bu veriler açıklandığı anda belli fiyat davranışlarına sebebiyet verirler. Yani o yüzden sizin modelin haftalık da olsa, aylık da olsa düzenli olarak o açıklanan verileri model içinde bir şekilde dahil etmeniz gerekir. Orada kritik olan açıklanma zamanıdır. Açıklama zamanının ve fiyat oluşumunun arasındaki o şeyin doğru ayarlanması gerekir. O yüzden şey önemli, senkron kayması olmaması lazım. Hı. Yoksa dediğim gibi fiyatı da yanlış tahmin edersiniz. Yoksa evet bir araya getirebilirsiniz. Farklı frekanstaki veri gruplarını bir araya getirerek hareket edebilirsiniz. Evet. Batuhan bir soru daha yazmış şimdi hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyor size bu değerli seminer için. Biz de çok teşekkür ediyoruz bir daha. Demiş ki hocam periyodik olarak güncellenen ama overfit eden model başarılı sayılabilir mi? Bazı kaynaklarda %99 gibi doğrulukla yön tahmini olduğu geçiyor demiş. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Yani öyle %99'lar vesaire. Ben şöyle söyleyeyim, belli bir demin söylediğim getiri hedeflerine ulaşan accuracy rate'ler bizde %60'ların üzerindeki doğruluk oranına sahip modeller. Bu konuya biraz ilgisi olan arkadaşlar varsa herhalde şeyin kitabını bilirler, Jim Simons'un kitabını bilirler. Renaissance teknoloji bu duayenlerden biridir. O da AI'yi fon yönetimine dahil etmiş. Dünyada uzun yıllar yıllık ortalama %30-25-30 seviyesinde fon getirisi sağlayan bir matematik profesörüdür bu arada kendisi. Renaissance teknolojisinin kurucusunun kitabında da orada bakarsanız bizde de accuracy modellerinin kendilerinde de ilk makine öğrenmesi modellerini dahil etmiş kişilerdir. %55-60-60'lar üzerinde civarlarında dolaşan modellerle bu başarıları sağladıklarını açık bir şekilde görebilirsiniz. Yani uzun periyotta %90'la ben yönü tahmin ediyorum diyen herhalde pek doğru söylemiyordur. Yani çok teorik bir çalışmada kalır o. Kesinlikle uygulamaya girdiğiniz zaman işin şekli çok değişiyor. Yani tabii. Çok farklı. Hocam zaten bu da bizim alanımızın, yapay zekanın bir güzelliği bence. Alana göre o kadar değişiyor ki. Mesela ben biliyorsunuz ben haberleşme çalışıyorum. Evet. Bizde %65'ler yok mesela. Biz 90'lardayız. Sizin evet. Bahsettiğiniz rakamlar o kadar işte alana göre bu yapay zekanın alt başlıklarının çok iyi hakim olunmasını gerektiriyor hakikaten. Sizin iyi dediğiniz hatta çok iyi dediğiniz oranlar 55'ler 60'lar dediğiniz gibi. Evet. Yani bunu dediğim gibi uzun dönemli periyotlardaki oranlar olarak bahsediyorum tabii. Yani bir hafta iki haftadan değil bir yıl iki yıldaki doğruluk oranı. Zaten düşünsenize iki yılda her gün veya her hafta doğru bir şekilde günü %90 tahmin ediyor deseniz zaten o zaman olmaz bir fon getirisi sağlayabilirsiniz demektir. Yani bizim taraf için şu imkansız boyutlarda denilebilir. Evet imkansız demeyelim. En azından değişkenleri bilebildiğiniz kadarıyla tahminleyebildiğiniz bir şey olarak diyebilirsiniz. Evet hocam. Bu taraftaki sorulara bakıyorum şimdi hocam. YouTube tarafında sorularımız bitmiş. Alp hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem merkezimiz adına hem dinleyicilerimiz adına hem teknik üniversitemiz adına yani zaten çok değerli bir akademisyensiniz ve hem akademik yerimiz. Siz de öyle biz takip ediyoruz Berk hocam. Yani özellikle yapay zeka merkezi ve İTÜ'nün içindeki bu alandaki yapılanma gerçekten Türkiye için bir büyük avantajdır diye düşünüyorum. Ve İTÜ burada gerçekten işin önde götüren üniversitelerden biri ve bu anlamda gerçekten öğrencilerimizin ya da sektör ya da şirket uzmanlarının bu alanda bizlerden yararlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam, programlar gerçekten çok faydalı.
Sizler sayesinde hocam. Akademik şapkanızla sormak isterim tam kapatmadan. Öğrencilerimize, yani hani bu alanda master yapmak isteyenler oluyor, doktor yapmak isteyenler oluyor. Bizlere de geliyorlar. Benim yapay zekanın finans uygulamaları konusunda sizin engin tecrübenizde, benim hiçbir tecrübem yok. Hani ben çok, hani burada ne önerirsiniz? Hani herhalde matematik temelli gene gitmeleri gerekir değil mi? Yani kesinlikle olay, ben şeyden sanırım anlatayım. Ona gidiyor gene. Hani evet, ama sizin spesifik bir şeyiniz vardır herhalde. Ya tabii ki sonuçta bu işin temeli matematik ve biz büyük veri ve iş analitiği programını biliyorsunuz ikinci öğretimde ama birinci öğretime de onu taşıyoruz yüksek lisans programında. Evet. Orada baktığımız zaman ekonomi bölümünden, işletmeden, makine mühendisinden, elektronik, bilgisayar ve farklı alanlardan birçok arkadaşın aslında o bölüme yönlendiğini görüyorsunuz. Orada önemli olan şu, elbette ki temel yöntemleri bilebilmek için işte oradaki altyapısal matematiği, işte istatistiği, olasılığı, belki diferansiyel denklemlerin lineer cebiri ve o temel seviyedeki matematiği modellemeyi kurgulayabilecek, işte stokastik veya deterministik anlamda kurgulayabilecek matematiğe sahip olmamız. Ama bunun dışında ilgili domainde, yani bu domain haberleşme domaini olabilir veya bu domain bir tedarik zinciri pazarlama olabilir bizim business tarafından bakarsanız. O domaini de beraberinde harmanlayabilecek bir yapıda kendini yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi araçları kullanacak yer gerekli. O yerin de ihtiyaçlarını bilmek gerekli. O yerin ihtiyaç problemlerine yönelik olarak bu araçları kullanabiliyor olmaları gerekli. O yüzden bu anlamda kendilerini yönlendirip yetiştirebilirler. Hem İTÜ'nün hem bu alanda çok fazla lisans ve yüksek lisans programı açıldı. Açılmaya da devam ediyor. Hem de Türkiye'de çok önemli üniversitede bu alanda çalışmalar yürüyor. Öğrenciler kendilerini bu alanda geliştirebilirler. Tabii işin özü matematik. Sonuçta modelleme yapıyorsunuz. Matematik olmadan hiçbir şey olmaz. Baştan söyleyelim. Evet, yani zaten lisans programımız da açıldı biliyorsunuz hocam. Yani yapay zeka veri mühendisliği. Sizin yüksek lisans programınız, yani sizin koordinatörlüğünüzde olan teknik üniversitemizdeki hakikaten çok başarılı yürüyordu en başından beri ikinci öğretim. Şu anda da ana programa da geçti dediğiniz gibi. Bu da sanırım o hani domain spesifik bahsettiğiniz, özellikle vurguladığınız o domain spesifik olmayı gerektiren bir şey. Yani hani bir şey öğreniyorsunuz ama onu uygulamak için domain spesifik olmanız lazım. Çok güzel örneğini verdiniz. 60 diyorsunuz. Bizim dünyamızda %60 yok. Sizde maksimum oran %60. Yani domain bilgisi olmadan ben supervised learning biliyorum dememek lazım. Bu alanlara domain spesifik yaklaşmak lazım ben sanırım hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Alp hocam çok teşekkür ediyoruz biz de beraber olduğunuz için. Vaktinizi aldık ama çok güzeldi. Daha ben de soruları... çok sevindim. Sorular olursa dinleyicilerimiz her zaman size, iletişim her zaman kurabilirler. Her zaman İTÜ adreslerimiz belli. Üniversitede her zaman ulaşabilirler. Arkadaşlar her türlü sorusunda bana dönüş yapabilir. Ben teşekkür ediyorum. Tamamdır hocam. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Bugünkü webinarımızı da burada bitirmiş oluyoruz. İyi günler herkese. Teşekkürler hocam.